Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, türev maksimum minimum, türev maksimum minimum, türev maksimum minimum. Neredeyiz? 17. testteyiz. Şimdi ikinci maksimum minimum problemlerinin olduğu testteyiz. Bir testimiz daha var sonra. Önemli dedik, herkesin bilmesi gerekiyor dedik, sınavda çıkar dedik. Aslında problemlerle türevin bileşkesi dedik. Denklemi kuruyoruz, türevini alıyoruz. Başlıyor muyuz? Gel baba o zaman. Hadi birinci soruyla başlayalım. ABC bir üçgen bir diklik verilmiş. AK uzunluğunun 6 birim ve BC uzunluğunun komple 18 birim olduğunu söylemiş. Bizden içeri çizilen dikdörtgenin alanının en çok olmasını istiyor. Türevle uğraşırsak çok uzun bir soru. Bir üçgenin içerisine çizilebilecek kısa yolla yapacağım. Bir üçgenin içerisine çizilebilecek en büyük alanlı dikdörtgenin alanı üçgenin alanının yarısıdır. Yani burası S ise üçgenin alanı komple kaç S'tir? 2 S. Yani üçgenin alanını bulup yarısını bulacağım. Bitecek iş. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştirdim. 9 çarpı 6 54'müş. Tamam. Bunun alanı 54 ise dikdörtgenin alanı bunun yarısı olacaktır. 27. Cevap Ceyhan. Geçtim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi devam. Eğrisinin 6'ya 0 noktasına en yakın noktası. Hmm, şimdi bir eğri var. Bu eğrinin üstünde bir nokta var. Bu noktanın dışarıda bir 6'ya 0 noktasına olan uzaklığından bahsediyor. Şimdi bu eğrinin üstündeki noktayı seç bir kere. Ne seçelim buradaki noktayı arkadaşlar? Kökten çıkan bir şey olsun. Oradaki noktayı a kare seçelim apsisini. Bak, apsisini a kare seçiyorum. Apsisi a kare ise a olarak dışarı çıkar. Ne kadar oldu? 2a kök 2. Tamam. Artık bu noktanın, bu noktanın bu noktaya olan uzaklığını istiyor. Artık iki nokta arası uzaklık formülü. Bunları bileceksin. D eşittir d eşittir iki noktası uzaklık formülü büyük kök içerisinde x'ler farkı x'ler farkı ne a kare eksi 6'nın karesi artı y'ler farkının karesi y'ler farkı ne yapıyor 2a karekök 2 eksi 0'ın karesi bitti. Şimdi işte uzaklık formülünü buldum. Bu fa bunun neyini almam gerekecek? Türevini almam gerekecek. Hadi türevini alalım şimdi. f türev a diyorum. Kareköklü fonksiyonun türevini alırken bölüğü çekiyorum. Aşağıya bunun aynısını yazıyorum. Tamam mı? Sen yaz. Ben yazmayacağım. Yukarıya ne yapacağım? İçinin türevini alacağım. Şimdi isteyen açıp türevini alsın, isteyen bu şekilde iken alsın. 2'yi başa düşürdüm 2. a kare eksi 6 Üstünü biraz alttım 1. Bir. Çarpı içinin türevi yaptım. İçinin türevinden de 2A geldi. Burası tamam. Bakın şurayı dağıttığınız zaman kare sonuçta sıfır çıkarmak bir şeyi değiştirmeyecek. Orası neye eşittir? 4 A kare çarpı kök 2'nin karesinden de 2 gelir. 8 A karedir orası. 8 A karenin türevi nedir arkadaşlar? Artı kareyi unuttum. Artı 16 A'dır. Tamam buranın ne olmasını istiyor şimdi benden sıfır. Buranın sıfır olabilmesi için yukarısı sıfır olacak. Şimdi şurada ne var? 4A var. 4A'yı buna dağıttığım zaman ne yaptı? 4A küp yaptı. 4A'yı eksi 6'ya dağıttığım zaman eksi 24A yaptı. Bir de neyim var burada. Artı 16A var. Burayı ne yapmam lazım? Sıfırlamam lazım. Kalemin rengini değiştirdim. Ne oldu burası? 4A küp eksi 8a eşittir 0. Hemen 4a parantezini aldım. 4a parantezini aldığım zaman a kare eksi 2 oldu burası eşittir 0. O zaman bunun gerçekleşebilmesi için a dediğimiz buranın kökü nedir arkadaşlar 0. Buranın kökü bir eksi kök 2 bir de nedir artı kök 2'dir. En yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakalım o zaman biri eksi kök 2 oldu. Biri sıfır oldu. 1 kök 2 oldu. Tamam mı? Neler? A değerlerimiz. Nerede? En küçük oluyor ona bakacağım. En büyük dereceli terimin işaretine baktığım zaman burada a küpün işareti artı. Eksi, artı, eksi. Azalan, artan, azalan, artan. Bakın. Eksi kök 2'de ve artı kök 2 de aynı şekilde davranmış. Zaten ikisinden de aynı şey gelecek. Koordinatları toplamı kaçtır diyor. O zaman a'yı kaç gibi düşünelim? Kök 2 gibi düşünelim. O zaman a yerine kök 2 yazarsam şöyle kalemi değiştireyim. Kök 2'nin karesi 2 yapacak burası. Çünkü noktanın koordinatları toplamını soruyor. Şimdi a yerine kök 2 yazarsam kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Bir 2 de burada var 4. Noktam 2'ye 4 oldu. Koordinatları toplamları da 6 oldu. Sorumun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Denklemi kurdum. Bakın bu soru için iki nokta arası uzaklığı kesin bilmen gerekiyor. Evet neredeyiz? Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki şekilde 3x artı 4 y eksi 36 verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi bir kere hemen doğrunun bilgilerini kullanalım. X yerlerine bir sıfır yazalım. Y eksenini kestiği yeri bulmak için attım karşıya. 4Y eşittir 36. Her iki tarafı 4'e böldüğümde y eksenini nerede kesiyormuş? 9. Şurası 9. Hemen y'ye 0 değerini veriyorum şimdi. Y'ye 0 değerini verdiğim zaman attım karşıya. 3x eşittir 36 oldu. x eşittir nedir arkadaşlar? 12. Onu da buldum. Şimdi soruyu oku. Diyor ki o KLM dikdörtgenin alanı. Şimdi bu dikdörtgen nereye çizilmiş? Dikkat et bir üçgenin içerisine çizilmiş. Şimdi bu testin ilk sorusunda anlattım kısa yolu. Bir üçgenin içerisine çizilebilecek dikdörtgenin alanının en çok olmasını istiyorsa o üçgenin alanının direkt neydi? Yarısıydı. Ha koordinat sisteminde olmuş ha başka bir yerde olmuş bir şey fark etmez. Üçgenin alanı dik kollarının çarpımlarının yarısıdır. 54'tür. O zaman oradaki dikdörtgenin alabileceği alan bunun yarısıdır. Bunun yarısı da nedir arkadaşlar? 27'dir. Ya hocam bunu maksimum minimum problemi olarak çözmek istesek nasıl çözeceğiz diye düşünürseniz şöyle yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar bir kere benzerlik kullanacaksınız bakın. Şurası 9, şurası 12. Benzerlik oranım ne? Karşı bölü komşu eğimim 3 bölü 4 gibi düşünün 9 bölü 12. O zaman şurası 3A kadarsa şuradaki uzunluk ne kadar olacak? 4A. Buranın tamamı ne kadardı? 12. 4A'sı burada buraya ne yazacaksın? 12-4A. Artık dikdörtgenin alanını oluşturdum. Türevle de yapabilirim. Yani 3A çarpı 12-4A ile türevini alıp A'yı bulup yerine yazıp işi bitireceksiniz. Aynı çözüm. Evet bu soruyu da bitirdik arkadaşlar. Geçtim. Neredeyiz şimdi? Dördüncü sorumuz. Dikkat edin böyle sorular gelebilir. Şekildeki ABCD dikdörtgeninin iki köşesi y eşittir x karenin üstündedir. Bakın bu noktaları kullanacağım. Y eşittir x karenin üstünde. İki köşesi de y eşittir 6'nın üstündeymiş. Dikdörtgenin alanı. Şimdi dikdörtgenin alanını bulabilmek için hemen şurayı bir kere şu uzunluğu bulmam lazım. Bilmiyorum. A dedim buraya. Sonra bakın bunu A'yı yerine yazdığımda parabol denkleminde şurası a kare oldu. Gördün mü? Şimdi dikdörtgenin alanını istiyor benden. Dikdörtgenin alanı için bana önce şöyle yeşil alayım. Şu uzunluk lazım. Gördün mü? Şurası kaçtı? 6 idi. Şurası neydi? A kareydi. O zaman şuradaki uzunluk 6 eksi yanlış yazdım. 6 eksi a kare kadardır. Tamam mı? Oradaki uzunluk nedir? 6 eksi a kare kadardır. Tamam şöyle siliyor mu diye denedim. Şimdi burası A o zaman burası da A. Şuradaki uzunluğum ne kadardır o zaman 2A. O zaman dikdörtgenin alanını artık bulabilirim. Alan denklemim eşittir. Uzun kenarım 2A kadar. Kısa kenarım 6 eksi A kare kadar. Hadi dağıtalım içeri. 12A eksi 2A'nın 3. kuvveti oldu. Hemen bunun neyini alıyorum? Türevini. Aldım türevini. 12 eksi 6 a'nın karesi eşittir 0. Tamam. Attım karşıya 12 eşittir 6'a kare oldu. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde a dediğim ne oldu? a kare eşittir 2. a dediğim ya artı kök 2 a dediğim ya da eksi kök 2 olacak ama yani simetriktir zaten sıkıntı yok. Alanı en çok kaçtır diyor. O zaman a gördüğüm yerlere alan denkleminde kök 2 yazacağım. Kök 2'yi yazıyorum. Kök 2'yi yazıyorum. Ne oldu burası? 2 kare kök 2 burası oldu. Kare kök 2'nin karesi ne yaptı? 2 yaptı. 6 eksi 2. 4 yaptı. 4 çarpı 2 kök 2. Sorumuzun cevabı 8 kare kök 2 eşit oldu. Cevabım Ceyhan. Gördünüz mü? Tek yapmamız gereken şey denklem oluşturmak. Denklemi oluşturduktan sonra gerisi hikaye. Eğrisi hikaye. Ne sorduğunu anla yeter ki. Evet. Neredeyiz arkadaşlar şimdi? Beşinci soru. Hadi bakalım. Fonksiyonun grafiğine çizilebilecek teğetin eğimi. Hmm. Şimdi bir eğrimiz olsun burada. Şimdi bu eğriye bir teğet çizecekmişiz. Nerede teğet çizeceğim? A noktasında. Şimdi bana bu çizilen teğetin eğimi lazım. Şimdi eğimi nasıl buluyorum diye düşün. Türev alıyorum. Alıyorum türevini. F türev x. Nedir türevi? Eksi 3x kare artı 18x artı 8. Şimdi bu türevim. Şimdi bana eğim lazım. Eğimi bulalım o zaman. A noktasındaki eğimi bulmak için yerine yazıyorum. Yani eğimim eşittir eksi 3a'nın karesi artı 18a artı 8. İşte senden eğimin en çok olmasını istiyor. Yani bunun maksimumu minimumu istiyor. O zaman bunun türevini alacaksın işte. Aldım türevini. Eksi 6 A artı 18 eşittir 0. Attım karşıya. 18 eşittir 6 A. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman A eşittir 3 noktasında olmuş. Teğetin eğimi en çok kaçtır diyor. Eğim denklemin buydu. Burada A yerlerine ne yazacağım şimdi arkadaşlar? 3 yazıp bitireceğim. 3'ü yazdım yerine 9, eksi 3'le çarptım eksi 27. 3'ü yazdım yerine 18'de çarptım 54, artı bir de neyim var? 8'im. Şurası artı 27, 8 ile topluyorum 35 gibi bir cevap buldum. Sorunun cevabı Edirne. Ne sorduğunu anla. O fonksiyonun alabileceğim büyük değeri sorsaydı fonksiyonun türevini alırdım. Eğimin sorduğu için eğim denkleminden yola çıktık. Hadi altı. Yarı çap uzunluğu 6 birim olan küre içerisine yerleştirebilecek en büyük hacimli silindirin yüksekliği nedir? Dikkat et şimdi. Yarı çap uzunluğu 6 birim olan bir küreden bahsediyor. Bu kürenin içerisine bir silindir yerleştirmemizi istiyor. Şöyle bir yapalım. Geri alamadık. Şöyle bir silmem gerekecek arkadaşlar. Program da deli ediyor beni. Silgiyi seçmek ölüm yani. Evet şimdi şimdi arkadaşlar geliyoruz. Silindir çizeceğiz bunun içerisine. Şöyle rengi değiştireyim. Şimdi şöyle silindirin üstü şöyle bir daire. Alt tabanı bir daire. Silindiri oluşturacağız şimdi. Şimdi bizim yarı çapımızın kürenin yarı çapının kaç olduğunu söyledi 6. Şimdi kürenin yarı çapı merkezini aldım. Şuradaki uzunluğum nedir arkadaşlar? 6'dır. Benden istediği şeye bak. Silindirin yüksekliği kaç birimdir? Neyin Kü içine yerleştirebilecek en büyük hacimli silindir? Şimdi silindirin hacmini nasıl buluyorum? Pi r kare çarpı h. Taban alanı tabi r dediğim burada silindirin şurası. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası r'dir. Tamam mı? Şimdi şuradaki uzunluğa bir haş diyelim. Şurası da nedir? Haştır. Simetrik bölmek zorundadır. Şurası da 6. R ile haş arasında bir bağıntı var o zaman. R kare ile haş karenin toplamı neye eşittir? Pisagor bağıntısı yaptığımda 36. Sonuçta şurası diktir. Tamam mı? Şimdi o zaman bunun alanını söyleyelim. Şimdi bu genel alan formülüydü. Ben yüksekliği 2 haş seçtim. Yani benim hacim, hacmim pi çarpı r kare çarpı gerçek şu andaki yüksekliğim kaç haş burada? 2 haş. Şimdi bakın denklemde denklemde r kare var gördünüz mü? R kareyi yalnız bırak o zaman. R kare dediğim neye eşittir? 36 eksi h karedir. Yani o denklemde şimdi r kare gördüğüm yerlere ne yazacağım? 36 eksi h kare. O zaman hacmim eşittir. Pi çarpı r kare yerine 36 eksi h kare yazdım. Çarpı bir deneyim var burada. İki aşım var. Hacim formülüm oluştu artık. İçeri dağıtalım şunları. Pi başta dursun. Pi ile eşimiz yok. Dağıttım ne geldi buradan? 72 H. Eksi 2 H küp. Şimdi hacim formülüm bu. Bunun neyin alacağım şimdi? Türevini. Aldım türevini. 72 eksi 6 H kare. Eşitledim sıfıra. Attım karşıya 72 eşittir 6h kare yaptı. Her iki tarafı 6'ya böldüm. h kare eşittir 12 yaptı. O zaman h dediğimiz her iki tarafın karekökünü aldığında 2 karekök 3'e eşit olmuş oldu. Yalnız bize yüksekliğini istiyor. Biz yüksekliğe kaç h demiştik? 2h demiştik. Yani 2 h soruyor soru bize. Sorumuzun cevabı 4 karekök 3'e eşit oldu. Cevabımız Denizli. Tamam mı? R kareyi yalnız bıraktık. Eğer R kareyi yalnız bırakmayıp da H'ı yanlış yalnız yanlış değil yalnız bıraksaydık çok sıkıntılı kare köklü mare köklü işlerle uğraşacaktık. Evet şimdi neredeyiz arkadaşlar? 7. sorudayız. Yine koordinat seçme sorusu. İki şer köşesi eşittir x kare ve yeşittir 3x kare eksi 12 üzerinde olduğunu söylemiş. Alan en çok kaçtır diyor. Ne yapıyorum arkadaşlar bu soruda? Koordinat seçiyorum. Hemen şuradaki noktanın apsisine a diyorum y eşittir x kare parabolüne gidiyorum. Şurası ne kadar oldu? A kare oldu. Tamam. Şimdi buraya gidiyorum. 3x kare eksi 12. Buranın koordinatı 3x kare eksi 12 oluyor. Tamam. Şimdi alanımıza bakalım. Şimdi bir kere şurası a birimse, burası a birimse, burası da a birimdir. Yani şuradaki uzunluğumuz komple 2a kadar oldu. Tamam. Şimdi bana bu uzunluk lazım. Bu uzunluğu bulabilmek için şuradaki a kareden Buradaki 3 a kare eksi 12'yi çıkarmam lazım. Veya şöyle diyeceksin bak. Tamam burası pozitif olduğu için burası a karedir. Ama bu bunun koordinatıdır. Negatiftir. Yani burasının uzunluğu 12 eksi 3 a kare kadardır. Yani buranın uzunluğunun toplamı şunların toplamıdır. Topladığın zaman ne yapıyor bakın. 12 eksi 2 a'nın karesi kadar yapıyor. Bitti artık. Hadi bana şimdi alan denklemini yazdır. Bir kenarım 2A kadar, diğer kenarım 12 eksi 2A'nın karesi kadar. Dağıtalım hiç uğraşmayalım. 24A eksi 4A'nın 3. kuvveti olmuş oldu. Şimdi hemen bunun türevini alıyorum arkadaşlar. Bu fonksiyonum artık. Türevini aldım. 24 eksi 12A'nın karesi oldu. Sıfır eşitledim. O zaman... 12 tane a kare eşittir 24 oldu. Her iki tarafı 12'ye böldüğüm zaman a kare eşittir 2 oldu. O zaman a dediğimiz ya eksi kök 2'dir. A dediğimiz ya da artı kök 2 ama zaten burada a dediğimiz eksi kök 2 olsa da artı kök 2 olsa da aynı hesaba geliyor. A'yı kaç gibi düşünüyorum? Artı kök 2 gibi düşünüyorum. Alanı sorduğu için şimdi kök 2'yi yerlerine yerleştiriyorum. Kök 2 ile 2'yi çarptığım zaman ne yaptı burası? 2 kare kök 2 yaptı. Kare kök 2'nin karesi 2 yaptı. 2 ile 2'yi çarptım 4. 12'nin 4'ü gitti 8. Çarpınca 16 tane kare kök 2 cevabım oldu. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Oldu mu? Uh, oh, yordu bu soru beni ya. Evet arkadaşlar geldik şimdi 8. sorumuza. Bir kısa yoldan çözeceğim. Uzun yoldan da çözümünü göstereceğim ama sonuna kadar yapmayacağım. Biraz uzun. Şimdi soruyu bir okuyalım. Analitik düzlemde A4'e 10 noktasından geçen negatif eğimli bir D doğrusunun eksenler arasında kalan bölgenin alanı en çok kaç birimdir diyor. Şimdi bir kere gözümüzde bir canlandıralım. Şimdi bir kere 4'e 10 noktasından geçecekmiş. X'in 4. Y'nin 10 olduğu nokta şurası olsun. Şöyle. Bu noktadan geçen bir doğrumuz varmış. Negatif eğimli diyor. Negatif eğimli olduğu için şöyle bir doğru olacak. İşte senden şu bölgenin ne olmasını istiyor? Alanın en çok olmasını istiyor. Şimdi kısa yolum önce. Demiştik ki bir üçgenin içerisine çizilebilecek dikdörtgenin alanı en çok ne oluyordu? Üçgenin yarısı oluyordu. Bakın şurada kısa kenarı 4 uzun kenarı 10 olan bir dikdörtgen var. Alanı kaçtır? 40. O zaman alanı 40 ise tam üçgenin alanında bunun alanının kaç katı olabilir en fazla? 2 katı olabilir 80. Bu kısa yolumuz. Şimdi uzun yolla çözmek istersek şöyle yapacağız. Şimdi noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 kullanacağız. Şöyle bir başlayayım. Şimdi geçtiği noktayı biliyorum eğimini bilmiyorum. Denklemi yazdım y eksi 10 eşittir eğim çarpı x eksi x1 tamam mı? Şimdi üçgenin alanını nasıl hesaplıyorum ben? Şu uzunluğunu bileceğim, şu uzunluğu bileceğim. Yani bu doğrunun eksenleri kestiği noktalar lazım. X'e 0 değerini verdim. Şurası 4, 4'ü yazmamışım. X'e 0 değerini verdiğim zaman Y eşittir. Eksi 4M, bak 0 verdim. Eksi 4M artı 10 oldu. Yani şuradaki uzunluğum eksi 4M artı 10'muş. Şimdi ne yapacağım bir de y'ye 0 değerini vereceğim. y'ye 0 değerini verip x'i buluyorum şimdi. Bakın y'ye 0 değerini verdim. Şu m'i bölü olarak bunun altına aldım. Eksi 10 bölü m eşittir x eksi 4 oldu. 4'ü de bu tarafa aldım. x eşittir ne yaptı? Eksi 10 bölü m eksi 4 oldu. Bakın şuradaki uzunluğu da buldum. Eksi 10 bölü m eksi 4 oldu burası da. Artı 4 oldu pardon. Eksi 10 bölü m bu eksi 4 karşıya nasıl geçti? Artı 4. Şöyle. Şimdi senden ne istiyor? Buranın alanı istiyor. Alan nedir şimdi arkadaşlar? Bakın alanım dik kolların çarpımlarının yarısıydı değil mi? Eksi 4 m artı 10 çarpı sonra ne var? Eksi 10 bölü m artı 4 bölü 2. Bakın alan formülünü buldum. Şu bölü 2. Şimdi şu şurayı iki parantezin alıp ikilerini sadeleştirin. Alanım eşittir. iki parantezini alırsam şurayı. Direkt sadeleşmiş hallerini yazalım. 2'ye alacağım. Ne oldu burası? Eksi 2M artı 5 oldu. Sonra burada da ne var? Eksi 10 bölü M artı 4 var. Tamam. Şimdi bu fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitliyorsun. Türevini alıp sıfıra eşitlediğinde M 2 bölü 5 gibi eksi 2 bölü 5 gibi bir şey geliyor. Yerine yazdığınızda yine 80 cevabını buluyorsunuz. Cevap aynı şekilde çıkıyor. Ama kısa yolları bil. Tamam mı? Kısa yolların mantıklarını öğren. Evet neredeyiz şimdi? Dokuzuncu sorudayız. Güzel bir soru. Dikkat et. Şekildeki 30 cm uzundaki şekeri Merve, Ayhan ve Burhan aşağıdaki gibi paylaştırıyor. Merve ucundan bir miktar koparıyor. Merve kopardı ucundan şurayı. Kalan parçayı diğerleri nasıl paylaştırıyormuş? Eşit paylaştırıyormuş. Yani burasıyla burası eşitmiş. Tamam buna göre aldıkları şeker uzunluklarının karelerinin toplamının en az olabilmesi için Merve ne kadar şeker almalıdır? Şimdi Merve'nin aldığı şekerin uzunluğuna 2x diyelim. Şimdi toplam şeker 30'du. Ne kadar kaldı o zaman buraya? 30-2x kaldı. Bunlar nasıl bölüştüler arkadaşlar? Eşit bölüştüler. Yani bunun aldığı parça 15-x. Bunun aldığı parçada ne kadar oldu? 15-x. Şimdi bizden ne istediğine bak uzunlukların kareleri toplamını istiyor. O zaman bunun karesi, bunun karesi, bunun karesi. Şimdi bunun karesini aldığım zaman ne geldi? 15 eksi x'in karesi. E yanındakinin de karesi o. O zaman bundan iki tane oldu. Artı bir de 2x'in karesinden 4x kare. İşte fonksiyonum bu. Bunun ne olmasını istiyor? En az olmasını istiyor. En az olmasını istiyorsa türevini alıyorum şimdi. 2 başa düştü. 4. İçine aynen yazıyorum. 15 eksi x. İçinin türevinden eksi 1 geliyor. Onu başa koydum. Artı 8 x. Eşittir 0. Birinci türevini aldım ve 0'a eşitledim. Dağıtıyorum içeri. Eksi 60 artı 4 x artı 8 x eşittir 0. 12 x eşittir 60 oldu bakın düzenlediğinizde. O zaman her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde X dediğimiz uzunluğumuz kaçmış? 5'miş. Merve ne kadar şeker almıştır diyor. 2X'ti 10 oldu. Sorumuzun cevabı Bursa. Bakın artık sorular daha probleme dönüyor. Artık e, mantıklarımızda küçük küçük değişiklikler oluyor. Dikkat. Evet 10. soru böyle 6-7 yıl önce sınavda sorulmuş bir sorunun benzeri. İşte yine kar zarar problemi gibi bir mantığı var. Hadi bakalım. Kantinci Ali abi bir şişesi 50 kuruş olan sulardan günde 200 tane satabilmektedir. Bakın 50 kuruş olunca 200 tane su satabiliyormuş. Tamam. Sonra diyor ki suyun satış fiyatında yaptığı her 5 kuruşluk indirim. Yani 45'e düşürürse diyor. 50 şişe su fazla satıyor diyor. 250 tane satıyor diyor. Ama bu kadar değil diyor. Her 5 için diyor. Yani 5 daha düşürürse diyor. 40'a düşürürse diyor 300 satmaya başlıyor diyor. O zaman buna bir denklem geliştireceğiz. Kaç tane 5 indirdik diyelim bilmiyorum. X tane 5 indirelim yani satış fiyatımız 50 eksi 5x kadar olsun o zaman. Tamam mı? Tamam mı? Ne diyor Ali abi en çok kazanç elde edebilmesi için ne kadar düşürmelidir diyor. İşte bu yeni satış fiyatı. Şimdi her 5 lira için 50 tane artıyor. O zaman x tane 5 için ne kadar artacak? 50x kadar artacak satışım. 200'dü bu. İşte Ali abinin cebine giren toplam para toplam satış sayısıyla bir ürünün satış fiyatının neyidir arkadaşlar? Çarpımıdır. Bu. Şimdi ne istiyor bizden? Suyu ne yapmalıdır diye. İşte buradan maksimum minimumunu soruyor. Çarpım durumunda dağıtmıyorum. Bunu fx gibi düşünün. Çarpımın türevi yapalım hadi. Birincinin türevi eksi 5. Çarpı ikinci. 200 artı 50 x. Burası tamam. Artı ikincinin türevi 50 çarpı birinci. 50 eksi 5 x. Ne eşitleyeceğim burayı şimdi? Sıfıra. Hadi dağıtalım işi bitirelim şimdi. Şuradan ne geldi? Eksi 100 geldi. Burası tamam. Dağıttım buradan eksi 250 x geldi. Artı 25 20 2500 eksi bir 250 x daha geldi. Tamam eşitmiş sıfıra. Şimdi şunları topladığım zaman 500 x yapıyor. Attım karşıya. Bunları topladığım zaman 1500 yapıyor. Şimdi her iki tarafı 250'ye böldüğümde x eşittir 1500. Pardon her iki tarafı 500'e bölüyorum. Bölü 500. Neymiş arkadaşlar? 3'müş. Tamam yani 3 tane 5 lira indirmesi gerekiyormuş. Bir şişe suyun fiyatını kaç lira yapmıştır diyor. 3 tane 5 indirirse 15 indirecek toplam. 50'den 15 indirirse suyun fiyatını 35 yaparsa en fazla geri elde ediyormuş. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Bu tarz sorulara hazırlıklı olun. Çok çıkacak her yerde karşınıza gelecek. Evet şimdi 11. A ve B maddelerin donma sıcaklıkları sırasıyla A, B, A'nınki X'miş, B'ninki Y'miş. B maddesinin donma noktası, A maddesinin donma noktasının iki katından 12 eksikmiş. Yani Y denilen 2X eksi 12'ye eşitmiş. Bilgiyi vermiş tamam. A ve M maddenin eşit miktarda alınarak oluşturulan karışımın donma noktası M'dir diyor. Tamam. M de buna eşitmiş. Şimdi o zaman M'yi tek bilinmeyenli şekilde soralım. Çünkü M'nin en az olmasını istiyor. Şimdi o zaman bakın 2x kare dursun. Artı şuradaki Y gördüğüm yere ne yazacağım? 2x eksi 12 yazacağım. Orayı da 2 parantezin alıp yazalım mı? 2 parantezinde x eksi 6'nın Neyi var üstünde? Karesi var. Sadeleştirme yapabilmek için iki parantezini aldım sadece. Şimdi düzenleyelim bakın ifadeyi. 2x kare duruyor. Tamam mı? 2'nin karesi 4 yaptı. Bakın 2'nin karesi 4 yapıyor. 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Burada 2 geliyor. Tabi x eksi 6'nın karesi burada ne yapıyor? Duruyor. İşte bunun en az olmasını istiyor. Bunun en az olmasını istiyorsa bunun hemen türevini alıyorum. 4x 2 başa düştü. A artı 4 çarpı x eksi 6. içinin türevinden 1 geldi. Yazmadım bile eşittir 0. Dağıtıyorum şimdi. 4x burada 4x burada 8x. Eksi 24'tü karşıya attım 24 yaptı. Her iki tarafı 8'e böldüğümde x dediğimiz kaç oldu arkadaşlar 3. Tamam m en az kaçtır diye soruyor bize. x eşittir üçgen oluyormuş işte. O zaman x yerlerine şu denklemde ne yazabilirim? 3 yazabilirim. 3 üç yazdım. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım. 18. 3 yazdım. 3 eksi 6 eksi 3. Üç. Eksi 3'ün karesi 9. 9'u 2 ile çarptım. Bir 18 daha geldi. O zaman M en az 36'ymış. 11. sorumuzun cevabı Edirne'ymiş. Evet geldik son sorumuza. Şimdi bu soruyu arkadaşlar bir kısa yoldan çözeceğim. Bir de uzun yoldan da çözeceğim. Önce uzun yolla yapalım. Şekilde 60 santimetre uzunluğunda bir tel verilmiş. 60'mış tamamı. AB arasından bir C noktası alınmış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sonra bu C noktasında 90 derece olacak şekilde kırılmış. Yani şuradaki uzunluğum X kadarsa şuradaki uzunluğum ne kadardır? 60 eksi X. Sonra bunları birleştirmiş bir üçgen oluşturmuş. Bu çizdiğim kırmızı uzunluğu soruyor. Pisagor bantısıyla bir bulalım burayı. Ne kadardır? Dik kolların kareleri... Şu an uzun yolla yapıyorum ama kısa yolla da yapacağım. Bunun karekökü. İşte bu uzunluğu istiyor. Yani fx fonksiyonum bu. İşte bunun en küçük olmasını istiyorsa bunun neyini alacağım? Hemen türevini alacağım. F türev x. Eşittir. Bölüyü çektim. İki kök sorunun aynısını yazıyorsunuz. Kareköklü fonksiyonlarda aşağı taraf standart. Burası böyle. Burayla işim yok zaten yazmayabilirsin. Yukarıda içinin türevi. 2x'in türevi 2. 2 başa düştü. 60 eksi x oldu. Bakın 60 eksi x'in türevinden içinin türevinden eksi 1 geldi. Şu aradaki işaret eksiye dönüştü. İşte bunun kaç olmasını istiyor soru benden şimdi 0. Bunu 0 yapan değer arayacağım şimdi. Yukarısı 0 olacak 2x. Dağıtıyorum içeri eksi 120 artı 2x eşittir 0. 2x 2x ne yaptı? 4x eşittir 120 oldu. Her iki tarafı, her iki tarafı neye bölüyorum arkadaşlar? Her iki tarafı neye bölüyorum? 4'e bölüyorum. X eşittir kaç oldu? 30 ken. Yani burası da 30'muş o zaman. X yerine 30 yazarsanız burası da 30'muş. 30 otuz kare kök 2'dir sorunun cevabı. Denklemde yerine yazarak da yaparsınız. Yani ikiz kenar dik üçgendir. Yine bu da özel bir durum arkadaşlar. Yani hipotenüsün en kısa olmasını istiyorsa, hipotenüsün en kısa olmasını istiyorsa ikiz kenar dik üçgen olacak şekilde yapabilirdik direkt. 60'tı 2'ye böldüm. 30. 30 bu da kısa yolumuz. Sorumuzun cevabı direkt 30 karekök 2'ye eşittir diyebilirdik. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet, evet, evet şöyle yaklaşayım size. Ne yaptık arkadaşlar? 17. testimizin türevin 17. testini gömdük. Bitti. Şimdi türevin 18. testinde yine nelerimiz var arkadaşlar? maksimum minimum problemlerimiz var. Ondan sonraki testimizde işte fonksiyonların grafiklerinin ile ilgili bir testimiz var. Sonra da zaten sınava hazır ol testleri başlıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.